Sevgili arkadaşlarım herkese yeniden merhabalar. Geldik yeni ünitemize. Yeni ünitemizin adı Yasama. Yasama bizim için son derece önemlidir arkadaşlar. Yürütme yargıda çok bir şey yok. Yasamayı bitirdikten sonra gerisi akacak. Şimdi yasamadan başlayalım. Önce yasa yapma yetkisi kime aittir ondan bahsedeyim arkadaşlar. Anayasaya göre yasa yapma yetkisi bakın Türk milleti adına. Bak bu arada yasama yetkidir görev değil sadece kural koyar başka hiçbir şey yapmaz. Türk millet adına Türkiye Büyük Millet Meclisi'nindir. Yani ülkemize kural koyma yetkisi kime aitmiş? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aitmiş. Anayasanın 7. maddesine göre. Ve 7. madde diyor ki bu yetki ne yapamaz arkadaşlar? Başkasına devredilemez. Yani meclis al benim yerime sen kanun çıkar diyemezmiş anayasaya göre. Peki meclis nasıl kanun çıkarır? Kanun çıkar ya da kural koymasının özellikleri neler? Buna biz yasama fonksiyonunun yetkisinin özellikleri diyoruz. Dört temel özellik var. Birincisi genellik. Genellikle ne demektir? Meclis, konu bakımından sınırsızdır arkadaşlar. Yeter ki anayasanın herhangi bir maddesine aykırı kural koymasın. O zaman şöyle diyelim. 1- Anayasaya aykırı olmayacak şekilde. 2- Her konuda. 3- Ayrıntılı yani kazuistik şekilde düzenleme yapmaya ne deniyormuş? yasama yetkisinin genel olması deniyormuş arkadaşlar. Elbette bunun istisnaları var. Yürütmede anlatacağım şimdi kafa şişirmek istemiyorum burada arkadaşlar. Yürütmeyi bırakıyorum. Yürütmede dört yerde burası Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenir diyor. Yani yasama yetkisinin genelliğine dört yerde ne getirilmiş arkadaşlar? İstisna getirilmiş. Bu da yasamanın yetkisinin Cumhurbaşkanı aleyhine e Özür dilerim. Cumhurbaşkanı lehine zayıfladığını gösteriyor arkadaşlar bize 2017 anayasa değişikliğiyle. Peki asilelik ne demek? Aslilikten de şunu anlayalım arkadaşlar. Bir konuda Türkiye'de ilk kuralı Türkiye Büyük Millet Meclisi koyar. Çünkü devletin asli organı, asli temel organı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Yani önce meclis kural koyar. Örneğin idare meclisin koyduğu kurallara göre kendi kurallarını koyar. Yani yürütme talidir, ikincilidir, yasama aslidir. O zaman ne demek? Meclis bir konuda ilk kuralı meclis koyar. Buradan şunu alacaksınız. TBMM anayasanın aldığı yetkiye dayanarak araya herhangi bir yetkilendirici işlem girmeden bir konuyu doğrudan doğruya düzenleyebilir. Örnek. Mesela eğitimle ilgili konularda arkadaşlar Milli Eğitim Bakanlığı yönetmelikler yapıyor, değil mi? Bu yönetmeliği kafasına göre yapamaz. Önce eğitimle ilgili meclisin kanunu çıkarması lazım. Daha sonra bakanlık bu kanuna uygun şekilde yönetmeliklerini, kurallarını koyuyor arkadaşlar. Ama önce kurulu kim koyuyor dedik? Türkiye Büyük Millet Meclisi koyuyor. Bakın ama yürütme öyle mi? Yürütme öyle değil. Bakanlık yönetmeliği çıkarırken kanuna dayanmak zorunda. Yani e, yönetmelik tali ikinci bir işlemdir. Kanun gibi asli birinci bir işlem değil arkadaşlar. O zaman tekrar edelim. Meclisin anayasanın aldığı yetkiye dayanarak e, bir konuyu araya herhangi bir işlem girmeden doğrudan doğruya ilk kez, ilk olarak düzenlemesine ne deniyormuş? Yasama yetkisinin asliliği deniyormuş. Bu arada 2017 anayasa değişikliği Cumhurbaşkanı'na da böyle bir etki verdi. Biliyorsunuz ileride anlatacağım. Cumhurbaşkanı da artık... Hiç düzenlenmemiş bir konuyu kararname çıkarıp ne yapabilir? Düzenleyebilir ama orada anayasa meclisi şöyle korumuş. Demiş ki daha sonra meclis aynı konuda kanun çıkarırsa Cumhurbaşkanı kararnamesi hükümsüz olur. Tamam. Hani böyle korumuş meclisi. Öyle diyelim. Ee, ama biz aslinin olduğunu bilsek bizim için yeterli arkadaşlar. Araya bir işlem, bir organ girmeden bir konuyu doğrudan doğruya düzenleyebilmek anayasanın aldığı yetkiye dayanır. Üçüncüsü devredilmez. Devredilmezlik basit arkadaşlar. Şöyle düşünün. Bu yetki sadece meclise aittir. Meclis herhangi bir organa, mesela cumhurbaşkanı al benim yerime sen kanun çıkar böyle bir yetki veremezmiş anayasaya göre. Süreklikten de şunu anlayacağız. Yasa yapma yetkisi hiçbir zaman kesintiye uğramaz. Savaşta olur, seferberlikte olur, olağanüstü halde olur, tatilde olur. Meclis toplanıp arkadaşlar ne yapabilir? Kendi kuralını koyabilir. Biz buna yasama yetkisini neyi diyoruz? Sürekliliği, devamlılığı diyoruz. Yani hiçbir sebeple meclisin çalışması arkadaşlar ne yapmamış? Sınırlanmamış. Buna dikkat edelim. Gecenin 3'ünde arkadaşlar, sabahın 5'inde alt ne yapabilir? Kural koyabilir. Her zaman bu yetkisini kullanabilir. Peki. Şimdi meclisin kuruluşundan bahsedelim. Ondan sonra da seçimlere gireceğiz arkadaşlar. Anayasaya göre, anayasaya göre Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen, genel oyla seçilen, işte servet, öğrenim, cinsiyet fark etmeksizin herkes sandığa gittiği bir oylama genel oy. 600 milletvekilinden oluşur. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi kaç milletvekili var derse 600 milletvekili diyeceğiz. Bu 82 anayasasının en başında 400'dü. Sonra 450 yaptılar. İşte 95'te 550 yaptılar. Ee, ondan sonra da arkadaşlar e, 600 milletvekili çıkardılar. Yani burada bazı anayasa hukukçuları yani nüfusa oranla işte arttırıyoruz falan diyorlar da artık bunun arkasında başka sebepler var. İşte çoğu milletvekilinin yeri boş kalmasın vesaire. Bunun gibi birçok sebep var ama biz onları geçelim. Kaç milletvekili var diyelim arkadaşlar? 600 milletvekili oluşuyor Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bakın Bundan sonra eğer üye tam sayısı dersem, üye tam sayısı dersem arkadaşlar, hep hangi sayı üzerinden konuşacağız? Hep 600 üzerinden konuşacağız, bunu unutmayalım. Üye tam sayısı dersek 600 üzerinden gideceğiz. Peki, değerli arkadaşlar. 600 milletvekili nerede yazıyor? Bir anayasa değişikliği oldu. 5 üzerinden 600'e çıktı değil mi? 600 milletvekili sayısı anayasa. Yani milletvekili sayısının kaç olacağı anayasa ile belirlenir. Ama hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı anayasada yazmaz. Mesela Ankara'dan kaç seçim çevresine ayrılır, Ankara arkadaşlar kaç milletvekili çıkarır bu anayasada yazmıyor. Peki bunu kim belirliyor? Bu o ilin nüfusuna göre arkadaşlar bunu belirlemek Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir. O zaman şöyle diyelim milletvekili sayısı anayasada yazar ama hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı anayasada yazmaz. Yüksek Seçim Kurulu o ilin nüfusuna göre ne yapar? belirler diyoruz arkadaşlar. Şimdi yasamaya şöyle bir giriş yaptık. Sırada arkadaşlar seçimler var. Seçimleri bizim için son derece önemli. Seçimleri ayrıntılı bir şekilde görelim. Seçimlere geldik şimdi arkadaşlar. Seçimleri biz ikiye ayıracağız. Genel seçimler, ara seçimler. Genel seçim demek tüm ülkede üyeler yeniden seçiliyor. Hepsi yeniden seçiliyor arkadaşlar bütün üyeler için. Ve seçim tüm ülkede yapılıyor. Ara seçimler demek ise, meclis ana seçimleri demek ise boş kalan sandalyelerin, üyelerin yerini doldurmak için sadece o seçim çevresinde ya da ilde yapılan seçimi biz ara seçim diyoruz. O zaman tüm ülkede yapılıyorsa genel, boşalan illerde yapılıyorsa ara seçim adını veriyoruz seçimlere, meclisin. Şimdi genel seçimler de arkadaşlar tüm ülkede yapılıyordu ya. Üç farklı genel seçim durumu var. Bir, normal seçimler. iki seçimlerin geriye bırakılması. Bu arada Video ders olsun arkadaşlar. ilk bir 2 baskısında şu başlık hatalı olmuş. Erken seçim yazıyor buraya da. Bunu düzeltelim. Seçimlerin geriye bırakılması diye başlığı düzeltelim arkadaşlar. Biri ve ikinci baskılı olacak. Diğerlerini düzelttim. Üçüncüsü ise seçimlerin yenilenmesi. Yani normal sürede olmadığı an arkadaşlar seçimlerin erken alınması, erken seçim. Genel seçim üç farklı hali varmış. Önce normale bakalım. Arkadaşlar 2017 anayasa değişikliğinden sonra artık Türkiye'de meclisin ve cumhurbaşkanı seçimi aynı günde yapılıyor bakın. Aynı günde yapılıyor. Mesela bu klasik başkanlık sistemlerinde olan bir şey değil onu söyleyeyim. O yüzden diyoruz ya Türk tipi başkanlık, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi. Amerika'da böyle değil. Amerika'da parlamentonun ile başkanın seçimi ayrı, ayrı, ayrı zamanlarda olur. Ama biz de özellikle cumhurbaşkanı evet diyenler partisinin evet desinler diye aynı güne denk getirdiler. Tamam biz gidiyoruz aynı günde hem iki pusula veriyorlar bize. Bir pusula daha cumhurbaşkanı da ayrılır. Bir pusula daha siyasi partiler. İkisini de arkadaşlar mühürü basıyoruz. Aynı zarfa koyup ne yapıyoruz arkadaşlar? Sandığa koyuyoruz. Çünkü artık seçimler 5 yılda bir aynı günde oluyor. Peki süresi biten milletvekili yeniden seçilebilir mi? Seçilebilir. Bizde milletvekili seçiminin bir en fazla 2 kez, 3 kez diye bir kural yok. Sınırsız arkadaşlar. Yani açın meclise bakın. Değişim değişim diyenlerin birçoğu arkadaşlar 30-40 yıldır milletvekili olan kişiler. Peki Cumhurbaşkanlığı seçiminde birinci oylamada bunu yaşadık arkadaşlar. Hatırlayın birinci oylamada %50 artı 1 aranıyor. Yani geçerli bir tür oyların yarısından bir fazlasını alması lazım. Son seçimde de bu olmadı biliyorsunuz. Birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemedi. O gün meclisin seçimi bitti. Biz iki hafta sonra tekrar kim için sandığa gittik? Cumhurbaşkanı için sandığa gittik. Son derece somutlaşmıştır arkadaşlar eminim. O zaman Cumhurbaşkanı seçiminde birinci turda geçerli o çoğunluk sağlanamazsa daha sonra sadece kim için sandığa gidiyormuşuz? Cumhurbaşkanı için sandığa gidiyoruz. Burada şunu söyleyeyim devletin devamlılığı açısından yeni meclis göreve başlayıncaya kadar, yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanı görevi ne olur arkadaşlar? Devam eder. Tamam. O zaman yeni meclis göreve başlayıncaya kadar mevcut meclis, yeni cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar mevcut cumhurbaşkanı görevi ne oluyormuş? Devam ediyormuş devletin devamlılığı açısından. Evet. Bir iki, ilk bir iki baskıda kiler düzelsin hemen arkadaşlar. Şurada erken seçim demiş yanlış. Seçimlerin geriye bırakılması. Geriye bırakma demek aslında ne demek biliyor musunuz? Seçimlerin ileri bir tarihe ertelenmesi demek arkadaşlar. Peki anayasaya göre neden seçim yapamıyoruz? Bir sebebi var. Başka hiçbir sebebi yok arkadaşlar. Bu da tarihimizde bir kere oldu. Allah bir daha göstermesin. Kurtuluş Savaşı'nda oldu. Seçimler 1920'de olmuştu. Seçimlerin 2002 yılda bir oluyordu seçimler. 1922'de seçim yaptı yapılması gerekiyordu. Ama savaş sebebiyle seçimler ne yapıldı? Bir yıl geriye bırakıldı. 1923'te ne yapıldı arkadaşlar? 2. meclis toplanmak zorunda kaldı savaş sebebiyle. Peki o zaman diyeceğiz ki sadece savaş sebebiyle başka hiçbir sebep yok. İki kim karar verir diye sorarlar. Tabii ki arkadaşlar buna kim karar verecek? Kimi karar vermesi daha mantıklı olur? Türkiye büyük millet meclisi kendisi oylama yapacak. Tamam Üçüncüsü ne kadar süreyle geriye bırakabilir? Bir yıl süreyle geriye bırakabilir. O zaman üç şey bileceğiz. Bir, hangi sebep? Savaş. Kim karar veriyor? Türkiye Büyük Millet Meclisi. Ee, ne kadar süreyle karar veriyor? Bir yıl süreyle karar veriyor. Diyelim ki savaş devam etti. Geri bırakma sebebi ortadan kalkmamışsa erteleme kararı aynı usulle ne yapılabilir arkadaşlar? Tekrarlanabilir. Yine meclis her seferinde ne yapıyor? Karar alıp bir yıl bir yıl geriye bırakabiliyor. Peki o zaman meclis bir yıl savaş. Son e, 2022 lisansına sorusuydu bu arkadaşlar. Ee, seçim, savaş sebebiyle seçimlerin yapılmasına imkan görülmezse, aşırılıklı hangisi seçimlerin bir yıl geriye bırakılmasına karar verir demiş. Cevap Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bu kadar. Bu kadar arkadaşlar. Son lisans sınav sorusuydu. Şimdi geldik seçimlerin yenilenmesine. Yenilenmeden kasıt ne arkadaşlar? Be, e, normal sürede olmadan seçimlerin öne çekilmesi yani erken alınması. Diğer adıyla erken genel seçimler. Önce şunu bileceğiz. Tüm ülkede erken genel seçime iki organ karar verebiliyor. Bir, Meclis, iki cumhurbaşkanı. Önce bunu bileceğiz arkadaşlar. Peki burada biraz yorum katayım bunu arkadaşlar. Anayasa e, cumhurbaşkanı ve meclise seçimleri yenileme etkisi verdi. E, bu durumda şöyle bir şey oluyor. Mesela meclis erken seçime gidince ne oluyor biliyor musun? Cumhurbaşkanı seçimi de yenileniyor. Yani cumhurbaşkanı erken seçime giderse kendi seçimi de yenileniyor. Yani kim erken seçime giderse diğerinin görev süresinde arkadaşlar ne yapıyor? Diğerinin görevine son veriyor. Buna anayasa hukukunda bazı hukukçular giyotin sistemi diyorlar. Giyotin ne? Bir idam arkadaşlar e, yöntemi. Yani mahkumun başının kesilerek arkadaşlar idam edilmesi. Yani meclis erken seçim karar alırsa kimin de arkadaşlar görevine son veriyor? Cumhurbaşkanının. Cumhurbaşkanı erken seçim karar alırsa meclis için kendi görevinde ne yapıyor? Son veriyor. Ama burada anayasayı yazanlar arkadaşlar daha çok meclisin aleyhine bir düzenleme yapmışlar. Nasıl? Mesela cumhurbaşkanı tek başına karar alabiliyorken, meclisin seçimini yenileyebiliyorken meclisin bu kararı alması için özel bir oylama gerekiyor arkadaşlar. Ve yüksek bir sayı gerekiyor. Bu sayı da 360. 360 üye tam sayısının sağ çoğunluğu. Bu sayı bulmak oldukça zordur arkadaşlar. Bu sayı bulursa ancak meclis ülkeyi erken seçime götürebiliyor. Cumhurbaşkanı seçimi de yenileyebiliyor diyoruz. Ama Cumhurbaşkanı böyle bir şey yok. Bir şey daha bileceğiz. Gerek meclis için gerekse Cumhurbaşkanı için erken seçime gitmek için herhangi bir sebep anayasa öngörmemiş. İki tarafta. da Dilediği zaman erken seçime gidebilir. Mesela Cumhurbaşkanı çok rahat gidebilir arkadaşlar. Bir karara bakıyor yani. Ama meclisin hangi sayıyı bulması lazım? 360 sayısını bulması lazım. Üye tam sayısının 5'te 3'ü. Bunu iyi bileceğiz. Bu meclisin alması gereken, erken seçimdeki alması gereken sayıyı iyi bileceğiz arkadaşlar. Peki bu durumda meclis ve cumhurbaşkanı seçimi birlikte yapılır. Ama burada cumhurbaşkanına bir haksızlık olmasın diye. Şöyle düşünün. Diyelim ki mecliste cumhurbaşkanı diyelim ki seçildi. Ama cumhurbaşkanının partisi meclise yeterli sandalyeye sahip değil. Bakın şöyle düşünün. Böyle de bir olasılık var. Bu durumda meclis çok rahat erken seçim kararı alır. Bir de cumhurbaşkanı en çok ikiye seçiliyor ya. İkide bir erken seçim kararı alırsa adama cumhurbaşkanlığı yaptırtmadan ona ne yapabilir? Güle güle diye bilir meclis. İşte bunun önüne geçmek için. Çünkü cumhurbaşkanı en çok ikiye seçiliyor. Anayasaya göre. Demiş ki anayasa. Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken yani normalde bir daha ne olamayacak? Bir daha seçilemeyecek değil mi arkadaşlar? Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken TBMM tarafında seçimlerin yenilenmesi karar alırsa, alınırsa, bak meclis alacak Cumhurbaşkanı değil, bu durumda Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olup seçilebiliyor. Yani bu durum Cumhurbaşkanı kaçıncı kez de seçilebilme imkanı tanır? Üçüncü kez de seçilebilme imkanı tanıyor. Tamam arkadaşlar? Ama dikkat edelim, Cumhurbaşkanı değil, meclis erken seçime giderse ve Cumhurbaşkanı kaçıncı döneminde ise ikinci döneminde ise. Peki, Cumhurbaşkanı da arkadaşlar hiçbir sebepleri sürmeden seçimleri yenileyebiliyor. Bu durumda kendi seçimini de yenilemiş. Kendisini de arkadaşlar e, ne yapmış oluyor? Fes etmiş oluyor yani aslında. Kendisi de fes etmiş oluyor. Peki, şu olay Cumhurbaşkanı giderse oluyor mu arkadaşlar? Olmuyor. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde kendi erken seçime giderse ne olur biliyor musunuz? Bir daha ne olamaz? Aday olamaz. Tamam. Meclis giderse ve Cumhurbaşkanı ikinci döneminde olursa ancak böyle bir şey geçerli. Peki. Anayasa burada arkadaşlar bir şeye vurgu yapmış. Neye vurgu yapmış biliyor musunuz? Mesela Cumhurbaşkanı hakkında soruşturma meclis yapıyor. Yüce Divan'a gönderiyor yani. Diyor ki anayasa eğer hakkında meclis tarafından soruşturma açılmasına karar verilmişse Cumhurbaşkanının ileride bunu yürütmede anlatacağım. Cumhurbaşkanı seçim kararı alıp meclisi feshedip soruşturmadan kaçamaz arkadaşlar. O zaman anayasaya göre Cumhurbaşkanı hangi durumda seçim kararı alamıyormuş? hakkında meclis tarafından soruşturma açılmasına karar verilmişse. Çünkü eğer böyle bir yetkisi olsa ne yapar? Meclisi fesheden arkadaşlar kendisi soruşturmadan yırtar. Tamam. İşte bunu iyi düşünmüşler, iyi akletmişler ve bunu anayasaya koymuşlar arkadaşlar. Bu durumda Cumhurbaşkanı meclisi feshetmesinin önüne geçmişler. O zaman tekrar ediyorum. Erken seçme bir Cumhurbaşkanı iki meclis karar verebilir. İkisi de karar verdiğinde birbirinin görevine son veriyor. Cumhurbaşkanı'nın herhangi bir sayı yok ama meclisin hangi sayı bulması lazım? 360 sayısını bulması lazım. Cumhurbaşkanı böyle bir şey yok. Direk arkadaşlar. İkisi için hiçbir sebep yok. Diledikleri zaman seçim kararı alabilirler Yeter ki şu sayıyı bulsun. Bu da karar versin yani Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken, meclis erken seçim kararı alırsa ne olur? Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Ama Cumhurbaşkanı kendisi ikinci dönemindeyken kendisi seçim kararı alırsa bir daha aday olamaz. Cumhurbaşkanı hakkında eğer meclis soruşturma açılmasına karar vermişse Cumhurbaşkanı ne yapamazmış? Seçim kararı veremez. Buradaki amaç ne? Cumhurbaşkanı'nın meclisi feshederek ederek soruşturmadan kaçmasının önüne geçmek. Evet arkadaşlar genel seçim bu şekildeydi. Şimdi sırada ara seçim var. Ara seçim neden var? Sebebi şu. Millet iradesinin parlamentoya tam olarak yansıması. Çünkü ölenler oluyor, istifa edenler oluyor. Onların yerini doldurmak için yapılan bir seçimdir. Bazı ülkelerde yedek milletvekilliği ya da liste usulü falan var ama bizimki onu benimsememiş anayasamız. Ara seçim benimsemiş. Yani ne demek? Ölen olur, istifa eden olur olursa biz bunların yerine seçim yaparak gene ne yapalım? Dolduralım anlayışı. Peki tüm ülkede mi yapılıyor yoksa boşalan yerlerde mi yapılıyor? Boşalan illerde oluyor arkadaşlar. O zaman şöyle diyelim. İki milletvekili genel seçim arasında. Buna biz yasama dönemi diyoruz. İki mi milletvekili genel seçim arasında Meclis üyeliklerinde eksilme olması durumunda gidilen seçimin adı neymiş? Ara seçimmiş. Peki önce ara seçimin 3 şartı var arkadaşlar. Bu 3 şartı yok eden istisnalar var. Önce 3 genel şartın ne olduğunu söyleyelim. Ondan sonra istisnalara bakalım. Peki anayasaya göre ara seçim her yasama döneminde bir kez yapılır. Yani her 5 yılda bu kaç kez oluyormuş? Bir kere oluyormuş. Bu bir. İki. Seç hemen de gidemiyormuşsun genel seçimlerden 30 ay geçmesi gerekiyormuş. Bu da 2,5 yıl eder arkadaşlar. Yani seçimlerin üzerinden 30 ay geçmeden ara seçim yapamıyorsun. Bir kere hakkın var. Devam. Genel seçimlere son 1 yıl kala yine ara seçim yapamıyorsun. E ne anladım ben bundan? Baştan 2,5 yıl yapamıyorum. Sondan 1 yıl yapamıyorum. 5 yıldı ya. E arada 18 ay kaldı. Yani 1,5 yıl kaldı. Orada da bir kere hakkım var. Gittim gittim ara seçime. Gitmedim ara seçim hakkımı ne yapıyorum anayasaya göre? Meclis ne yapıyormuş? kaybediyormuş. O zaman tekrar edelim. Her yasama döneminde bir kez. Genel seçimlerden 30 ay geçecek. Genel seçimde son bir yıl kala ara seçime gidilemeyecek. Peki daha sonra bunlara istisnalar getirerek bunları anlamsız kılıyor arkadaşlar anayasa. Birinci istisna ilk iki tane genel şartı ortadan kaldırıyor. İkinci istisna üç tane genel şartı da yok ediyor arkadaşlar. Şimdi birinci istisnaya bakalım. Diyor ki boşalan üyeliklerin sayısı yani eksilen milletvekili sayısı %5'i bulursa, kimin üye tam sayısı? Üye tam sayısı kaçtı? 600. 600'ün %5'ini bulursa, bu da yaklaşık 30 milletvekili yapıyor arkadaşlar tam olarak. 30 milletvekili ve üzerinde bir eksilme olursa, beklemeyin diyor, 3 ay içinde ara seçimi yapılması zorunludur. He. Demek ki öyle birkaç tane değil de %5'i bulursa hemen 3 ay içinde ne yapacakmışız? Ara seçime gidecekmişiz. Ama bunun bir engeli var. Arkadaşlar engeli nedir? Son bir yıl olayıdır. Son bir yıl kalsa bile arkadaşlar ne yani olamıyormuş? Ara seçim yapılamıyormuş. Şöyle düşünün. Milletvekilleri arkadaşlar pikniğe gidiyorlar otobüsle falan. Otobüs kaza geçiriyor Allah korusun. Diyelim ki 40 tane milletvekili vefat ediyor arkadaşlar. Ya da salgın hastalıktan dolayı vefat edenler oluyor. %5 ve üzeri eksilme olursa yani 30 ve üzeri hemen 3 ay için ara seçime gidiyormuşuz. Ama diyelim ki genel seçimleri de zaten şurada 8 ay kalmış. Anayasa ne diyor? O zaman gidemezsin diyor. Son bir yıl kalanı yapamazmış. Gidilemezmiş ama onun dışında her şekilde gidilmesi gerekiyor. Şu ilk iki tane arkadaşlar şart birinci istisna için hiçbir önem atfetmiyor. İkinci istisna'ya gelelim. İkinci istisna arkadaşlar sınırsız ara seçim halidir. Böyle bir şey olursa şu üç genel şartın hiçbir anlamı kalmıyor arkadaşlar. Hiçbir anlamı yok. Bir ilin veya seçim çevresinin, ilden kastımız tek seçim çevresi. Bu kanunda geçiyor. Anayasa bunu düzenlememiş. Bir il en çok üç seçim çevresine bölünür. En çok üç seçim çevresi. Kaymakamlık sınavında çıkmıştı mesela. 1'den 18'e kadar çıkarıyorsa milletvekili bir seçim çevresi. 18-36 arası ise 2, 36 ve üzeri milletvekili sayısına sahipse 3 seçim çevresine bölünüyor. Mesela Ankara, İzmir, İstanbul, özellikle Ankara ile arkadaşlar İstanbul 3 seçim çevresine. İşte İzmir'de 2 seçim çevresi. Mesela Bursa 2 seçim çevresine çıktım milletvekili sayısı arttığı için. En çok 3 seçim çevresi oluyormuş. Mesela diyelim ki Kırıkkale tek seçim çevresi. Ama Ankara 3 seçim çevresi. Diyor ki bir ilde veya seçim çevresinde. Nin, mecliste Arkadaşlar hiç üyesi kalmamışsa. Diyelim ki A ilinin mecliste 3 milletvekili var. 3 de koronadan vefat etti arkadaşlar. Hiç milletvekili kalmadı. Ne diyor anayasa? Son koltuk boşalttığına itibaren kaç gün sonraki ilk pazar günü? 90 gün sonraki ilk pazar günü zorunlu ara seçime gidilir. Bu her şekilde gidilmesi gereken bir ara seçimdir. Bunun arkadaşlar herhangi bir engeli yoktur. Sınırsız ara seçim halidir diyoruz. Peki o zaman tekrar edelim. 2 milletvekili genel seçim arasındaki boşalan sandalyelerin yerini doldurmak için gidilen seçim ara seçimmiş. Normalde her 5 yılda bir kere yapılırmış. 30 ay geçmeden gidilemezmiş. Son bir yıl kala gene gidilemezmiş. Bunlar genel şartlarmış. Ama eğer boşalan sayısı üye tam sayısının %5'ini bulursa 3 ay içinde hemen gidilmesi gerekiyormuş. Ama bunun da bir engeli varmış. Son 1 yıl kala gidilemezmiş. Bir ilde veya seçim çevresinde en çok 3 seçim çevresi oluyordu. il, hiç milletvekili kalmamışsa Son koltuk boşalıktan itibaren kaç gün sonraki ilk pazar günü? 90 gün sonraki ilk pazar günü zorunlara seçime gidilir. Bu sınırsız bir ara seçimdir. Böyle bir şey gerçekleşirse her şekilde ara seçime gitmek zorunda. Peki ara seçim bu arkadaşlar. Şimdi geldik seçimlerin denetimine. Arkadaşlar seçimleri denetleyen anayasal organ yüksek seçim kuruludur. Tabi yüksek seçim kurulu bu işi tek başına yapmıyor. İl seçim kurulları, ilçe seçim kurulları, sandık kurulları var. Her muhtarlık bir sandık kuruludur arkadaşlar. Böyle sandık kurulu başkanlığıdır. İlçe seçim kurulları, il seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu. Ama anayasa sadece Yüksek Seçim Kurulu'nu düzenlemiş, diğerlerini düzenlememiş arkadaşlar. Peki, Yüksek Seçim Kurulu 1950'de kuruldu. 50'de kuruldu. 1961'de de anayasaya girdi. O zaman kuruluş tarihi nedir derse 1950 diyeceğiz. Ne zaman anayasal organ olmuş? 61 anayasasıyla. Şu anda da anayasal bir organdır Yüksek Seçim Kurulu. Bir de Yüksek Seçim Kurulu normalde bir yargı organıdır. Biraz daha anlatacağım. Üyeleri kimdir biliyor musun? Yüksek Mahkemenin kendi üyeleri arasından seçtiği üyelerden, hakimlerden oluşuyor. Altısını Yargıtay ve şimdi Danıştay Genel Kurulu kendi üyeleri arasından kendisi seçiyor. Yani bunlar aslında Yüksek Mahkeme üyeleri. Ee, ancak anayasa arkadaşlar... Bunu bir yüksek mahkeme olarak düzenlememiştir. Yani yüksek seçim kurulu üyeleri yüksek mahkeme üyeleri olsa da yüksek seçim kurulu bir yüksek mahkeme değildir bu bir. İki, yine yüksek seçim kurulu bir yargı organıdır. Normalde anayasa yargı organlarını yargı başlığı altında düzenlemiş değil mi? Yasama, yürütme, yargı. Hani yargı organıysa yargı başlığı altında anlatılmalı. Ama yüksek seçim kurulu arkadaşlar özellikle seçimlerle alakalı olduğu için yasama başlığı altında düzenlemiş. Yani Yüksek Seçim Kurulu anayasada hangi bölümde yer alıyor derse yasama bölümünde yer alıyor diyeceğiz. Yüksek mahkeme değildir. Peki başlayalım. Anayasaya göre seçimler kimin denetim ve gözetim altında oluyor? İyi bakın burası çok önemli. Yargı organlarının genel yönetim ve denetim altında oluyor. Demek ki anayasa direkt yüksek seçim kurulu dememiş. Kim demiş? yargı organlarının gözetim ve denetimi altında yapılıyor. Çünkü il seçim kurulu var, ilçe seçim kurulu var vesaire. Çok önemli. Peki bu yargı organı olarak anayasada düzenlenen yargı organı hangisidir derse yüksek seçim kurulu diyeceğiz. Yüksek seçim kurulu. Yüksek seçim kurulu üye sayısına bakalım. 7 asıl 4 yedek üyeden oluşuyor. Futbol takımı kurar gibi arkadaşlar. 7 tane asıl üyesi var. 2, 4 tane de yedek üyesi var. Hani biri ölürse istifa ederse yerine biri gelsin diye. Üyelerini kim seçiyor? Şuna dikkat edin kesinlikle buraya Cumhurbaşkanı da meclisin üye seçmesi çok saçma olur. Niye? Çünkü meclisin seçimini denetliyor, Cumhurbaşkanı seçimini denetliyor, mali idare seçimini denetliyor. Bağımsız olması lazım. Doğru mu? O yüzden bunun üyeleri kim biliyor musunuz? Altısını Yargıtay, yüksek mahkeme olan Yargıtay, kendi üyeleri arasından genel kurul toplanıyor. Kendi aralarından kendi seçip görevlendiriyor. Altı tanesi. Beşini ise... Danıştay Genel Kurulu kendi üyeleri arasından seçip kendisi görevlendiriyor. Yani bunun üyeleri Kimin üyeleri? Aslında Yargıtay'dan ve Danıştay'dan gelen yüksek mahkeme üyeleri. Kim seçiyor? Cumhurbaşkanı da meclis değil, Yargıtay Genel Kurulu, Danıştay Genel Kurulu. Bu 6 kişi daha sonra aralarında kural çekiyorlar, 2 yedek ayırıyorlar. Bu 5 kişi Danıştay'dan gelen, kendi aralarında kural çekip 2 tane yedek ayırıyorlar. 7 aslı 4 yedek böyle oluşuyor arkadaşlar. Buraya başkan ya da üye seçmeye Cumhurbaşkanı meclisin yetkisi yoktur arkadaşlar. Başkanlarını da kendi aralarında seçerler, başkan vekillerini de. Üyelerin süre görev süresi 6 yıldır süresi biten yeniden seçilebilir. Burada iki şey önemli. Bir, 7 asıl 4 yedek. İki, üyelerin altsını Yargıtay Genel Kurulu, 5'ini Danıştay Genel Kurulu kendi üyeler arasından seçer, görevlendirir. Peki, ne iş yapıyor arkadaşlar? Seçim düzen içinde yürütülmesi, yönetimi, bununla ilgili kararlar almak. Seçimle ilgili yolsuzluklar, şikayetler, itirazlar varsa bunu incelemek, kesin karar vermek. Bakın iyi dinleyin milletvekillerine tutanağı seçildiklerine dair ileride anlatacağım il seçim kurulu teslim ediyor. İl seçim kurulu tutanağı veriyor. Peki bu milletvekili bu tutanağı alıp Ankara'ya geliyor. Kime teslim ediyor? Yüksek seçim kurulu arkadaşlar teslim ediyor. Yüksek seçim kurulu bunu kabul ediyor. Cumhurbaşkanı ise hem seçim tutanağını vermek hem de kabul etmek yine kimin görevidir? Meclisi Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir. Milletvekillerinde sadece ne yapıyormuş? Kabul ediyormuş tutanağı. İl Seçim Kurulu veriyor çünkü tutanağı kazandığına dair. Cumhurbaşkanında ise hem kazandığına dair tutanağı kendisi teslim ediyor. Hem de Cumhurbaşkanı tutanağını kabul etmek yine kimin görevi? Yüksek Seçim Kurulu'nun görevidir diyoruz. Peki. Seçim çevrelerini ve seçim çevrelerini çıkaracağı milletvekili sayısını kim belirliyor? gene YSK. Neye göre belirliyor? O ilin nüfusuna göre belirliyor arkadaşlar. Ne demiştim? Milletvekili sayısı anayasayla belirleniyor. Ama hangi ilden kaç milletvekili çıkacağı anayasada yazmıyor. Bunu yüksek seçim kurulu o ilin nüfusuna göre belirliyor. Hangi seçimleri denetliyor? Bak genel seçim, ara seçim, cumhurbaşkanlığı seçimi, yerel seçimler. Bütün bu seçimleri kim denetliyor arkadaşlar? Yüksek seçim kurulu denetliyor. Seçimlerle ilgili bakın her şeyde YSK yetkilidir. Diyelim ki bir milletvekili seçildi diyelim arkadaşlar. 5 ay sonra milletvekilinin en az ilkokul mezun olması gerekiyor ya. Diplomasının sahte olduğu ortaya çıktı. Şimdi seçime şartlarıyla ilgili olduğu için bu milletvekilinin vekilliğini düşürülmesine kim karar veriyor? Meclis karar vermiyor. Bakın dikkat edin. YSK karar veriyor. O zaman seçimlerle ilgili arkadaşlar her şeyde kim yetkiliymiş? Yüksek Seçim Kurulu yetkiliymiş. Peki. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri yüksek mahkeme üyeleridir. Yargıtay ve Danıştay'dan gelen hakimler. 6'sı Yargıtay, 5'i Danıştay. 7'si 4 yedek üyeden oluşuyor. Kararları da yüksek mahkeme kararı gibidir. Ama yüksek mahkeme değildir. Neden yüksek mahkeme kararı gibidir? Çünkü yüksek mahkemenin kararları kesindir. Yargı yolu kapalıdır. İşte YSK'nın kararları da böyledir. YSK arkadaşlar kararları aleyhine başka bir merceğe başvurulamaz. Yargı yolu kapalı. Mesela diyelim ki siz bulunduğunuz e, köyde arkadaşlar bir usulsüzlük gördünüz. Köyde seçimde usulsüzlük. İlçe Seçim Kurulu'na itiraz ediyorsunuz. İlçe Seçim Kurulu karar veriyor, aleyhinize veriyor siz bu sefer ilçe seçim kurulu kararını il seçim kuruluna götürüyorsunuz. İl seçim kurulu da aleyhinize karar veriyor. İl seçim kurulu kararını bu sefer yüksek seçim kuruluna götürüyorsunuz. Yüksek seçim kurulu da aleyhinize karar verirse ne olur biliyor musunuz? Artık gidebileceğiniz bir başka yer yok. Anayasa Mahkemesi dahil. Yani yargı yolu kapalıdır. Başka bir mercie başvurulamaz. Yüksek Mahkeme gibi karar alır ama bir Yüksek Mahkeme değildir. Peki son olarak YSK bir yargı organıydı ama Anayasa'da yargı bölümünde değil yasama bölümünde düzenlendi arkadaşlar ne yapmayalım? Unutmayalım. Evet. Ara seçimi ve YSK'nın yapısını gördük. Sırada milletvekili seçilmeye yeterlilikleri var. Arkadaşlar şimdi geldik milletvekili seçimine ama önce seçim sistemimizden bahsedin. Bizim milletvekili seçim sistemimiz anayasada yazmıyor. Milletvekili seçim kanununda yazıyor arkadaşlar. Birincisi nispi temsili benimsiyor. %7 ülke barajlı klasik dehon sistemi diyoruz. Nispi temsil şudur arkadaşlar. Mesela bir yılda en çok oyu alan parti bütün eğer milletvekillerini alıyor olsaydı buna mutlak çoğunluk sistemi derdik. Ama bizdeki sistem böyle değil. Aldığı oy oranına göre milletvekilleri ne yapılıyor? Parti arasında dağıtılıyor. İşte buna biz nispi temsil diyoruz. Bu bir. İki. Bir partinin, bize parti olarak da seçime girebiliyorsunuz, bağımsız olarak da seçime girebiliyorsunuz. Bir partinin arkadaşlar meclise girebilmesi için, genel ve ara seçimler için konuşalım. Tüm ülkede oyların %7'sinden fazlasını alması lazım. %7'den fazlasını alamasa arkadaşlar, bir ilde en çok oy, oy, o parti almış olsa bile oradan milletvekili çıkaramıyor. Yani tüm, Ülke çapında oyların %7'sinden fazlasını almış olması gerekiyor. Bu eskiden %10'du, yakın zamanda %7'ye düşürürüz arkadaşlar. Üçüncüsü, klasik dehon sistemi. Bu sistemde de şunu yapıyoruz. Mesela X ili diyelim, X ilinden 3 milletvekili çıkacak diyelim. E, YSK öyle belirlemiş, nüfusa göre 3 milletvekili anca çıkabiliyor. E, 10 tane parti yarışıyor diyelim arkadaşlar. Ne yapıyoruz? E, o e, alınan oy, partilerin aldığı oy oranlarını arkadaşlar partilerin yanına yazıyoruz Önce o sayıyı yani en temel sayıyı 2'ye bölüyoruz sonra 3'e bölüyoruz vesaire. En çok ya da en yüksek olan 3 sayı milletvekillerin ya da partilerin çıkaracağı milletvekili sayısını belirliyor. Bunu arkadaşlar biz klasik deyihon sistemi adını veriyoruz. Buradan şimdiye kadar hiç soru gelmedi. Bir kaymakamlık hakim sınavında gelmişti arkadaşlar. Yani lisans ön lisansa çıkacağını pek düşünmüyorum. Peki şimdi geldik neye? Milletvekili seçilebilme yeterliliklerine arkadaşlar. Milletvekili seçilebilmek siyasi bir aktır. Siyasi haklardan yararlanmanın başat e, şeyi, ön koşulu Türk vatandaşı olmaktır arkadaşlar. Türk vatandaşı olmayanlar ne olamazsa milletvekili adayı olamazlar. E, ama bizim ülkemiz arkadaşlar e, neyi de benimsemiş biliyor musunuz? Çifte vatandaşlığı da kabul etmiş. Mesela bazı ülkeler diyor ki sadece işte atıyorum Fransız vatandaşıysan e, aday olabilirsin. Bizimki isterse 5 ülkenin vatandaşlığını üstünde taşısın. Ne yapabiliyor arkadaşlar? Türk vatandaşlığı üzerinde varsa aday olabiliyor önemli değil. İkincisi en az ilkokul mezunu olmak. 82 Anayasası'ndan önceki anayasalarda e, Türkçe bilmek mesela 76'da Türkçe bilmek, 21'de, 24'te Türkçe okuyup yazabilmek, yine 61'de de okuyup yazabilmek. 82 Anayasası buna en az ilkokul mezunu diye yükseltti arkadaşlar. Bir kademe arttırdı. O zaman milletvekili seçilebilmenin eğitim şartı neymiş? En az ilkokul mezunu olmaktır. Bu arada bu şartlar ileride anlatacağım bakan olmak için cumhurbaşkanının yardımcısı olmak için de aranan şartlardır. Yani Türkiye'de ilkokul mezunu, ondan sonra 18 yaşında doldurmuş bir cumhurbaşkanı yardımcımız, bir bakanımız olabilir. Çünkü anayasa onlar için de milletvekili seçilebilme şartlarını arıyor. Milletvekili değiller ama. Tamam? Peki. Yaş olarak 18 bu da yakın zamanda düştü biliyorsunuz. 2018 arkadaşlar. 18 yaşını dolduranlar artık ne olabiliyor? Milletvekili adayı olabiliyor. Askerlik ilişiği olmayacak. Bak askerlik yapmış olmak demiyor. İlişiği olmamak diyor. Yani erteledim, işte e, yüksek sans yapıyorum bilmem. Eskiden yapmış olmaktı. Şimdi ilişiği olmamak. Gidiyorsun diyorsun ki işte benim henüz yaşım gelmedi. Ota atıyorum ben yüksek lisans yapıyorum, doktora yapıyorum. Ne yapıyorsun? E, askerlikle askerlikle ilişiğin olmadığını belgeliyorsun. Milletvekili adayı olup milletvekiliyken bedelli askerlik yapıyorsun. Genelde bedelli askerlik yapıyorlar bunlar. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak. Arkadaşlar bir yıl ve üzeri bir suç işlemişsen mahkeme sana kamu hizmetlerinden yasaklılık da verebiliyor. Mesela belli bir süre oy kullanma, seçme seçilme hakkından seni mahrum bırakıyor gibi. Kamu hizmetlerinden yasaklılar olamazlar, milletvekili adayı olamazlar. Kısıtlı. Medeni kanunda bunu anlatmıştık. İşte kumarbazlık, sarhoşluk, işte şudur budur falan. Kısıtlılık varsa hakkınıza kısıtlılık kararı. Dolayısıyla ne yapamazsınız? Milletvekili adayı olamazsınız arkadaşlar. Şimdi geldik arkadaşlar hüküm giyme olayına. Şu anda ceza infaz kurumlarında bulunan e, hükümlüler, taksirli kasıtı fark etmez. Taksirli neydi? E, arkadaşlar suç olduğunu biliyorsun, sonucu istemiyorsun. Kasıtı neydi? Suç olduğunu biliyorsun, sonucu da istiyorsun. Şu anda cezaevinde bulunan gerek taksirli gerek kasıtlı suçtan hükümlüler milletvekili adayı olamazlar arkadaşlar. İnfaz sona ermemişse, infaz devam ediyorsa. Ama hatırlayın tutuklular milletvekili adayı olabiliyordu. Neden? Çünkü masumiyet karinesi var. Henüz haklarında kesinleşmiş bir hüküm yok. Peki diyelim ki infaz sona erdi. Yani cezanız bitti çıktınız. Anayasa diyor ki taksili suçlardan hüküm giyenler hariç. Yani cezanız bittikten sonra arkadaşlar isterseniz taksirli adam ölmeye sebep olun. Hani trafik kazasıyla adamın ölme sebep oldunuz. 5 yıl yattınız falan. Ne olabiliyorsunuz? Milletvekili adayı olabiliyorsunuz çıktığınızda. Ama hapisteyken olamıyorsunuz. Hüküm devam ediyorsa olamıyorsunuz. Çıktıktan sonra olabiliyorsunuz. Peki taksili suçlar hariç dediğine göre ne kalıyor? Kasıtlı kalıyor arkadaşlar. O zaman demek ki kasıtlı bir suçta bir yıl ve üzeri hüküm giyen birini olamaz. Milletvekil adayı olamaz arkadaşlar. Tamam Kasıtlı bir suçta hüküm giyen birini olamıyormuş. Bir yıl ve üzeri bakın. Bir yıl milletvekili adayı olamaz. Memur da olamaz. Cezanız bitse de arkadaşlar memur da olamıyorsunuz. Peki. Acaba 9 ay, 8 ay, 7 ay hüküm giymesi olabilir mi? Olur. Bir yıl ve üzeri ise olamıyor. Dikkat edin. Bir yılda kaç aydır arkadaşlar? 12 ay. O zaman kasıtlı işlenmiş bir suçtan 12 ay ve üzeri kesinleşmiş bir hükmünüz varsa ne olamıyorsunuz arkadaşlar? Memurda da milletvekili olamıyorsunuz. Bir şartla olursun. Meclisten af çıkarsa arkadaşlar. Af kanunlu olur. Onu önce bir söyleyeyim. Kanun, af kanunu. Hatta bu kanunu çıkarmak için yüksek bir sayı gerekiyor. 360. Erken seçim ve anayasayı değiştirmek kadar af çıkarmak zordur. Hiçbir kanunda özel bir sayı belirtilmemiştir. Af kanununda belirtilmiştir. Çünkü burada arkadaşlar mağdurların yerine kim affediyor? Meclis affediyor. O zaman 3-5 milletvekili söyleyeceğiyle olamaz bu. Yüksek bir sayı istemiş anayasa. 360'ı bulursa ancak af kanunu çıkabiliyor. Bizde de biliyorsunuz af kanunu çıkaramıyorlar. Ama örtülü aflar yapıyorlar. Nedir? İnfaz yasasını değiştiriyorlar falan filan. Yeni çıkan yasa lehte oluyorsa ne oluyordu arkadaşlar hatırlayın? Cezaevinden çıkıyordunuz. Af çıkmıyor. Af çıkması çok zor bakın. 360 gerekiyor arkadaşlar. Bir de anayasa bir tane suçu afı yasaklamış. İleride anlatacağım arkadaşlar. Orman suçları. Yani orman suçları, orman yatmak, tahrip etmek, ağaç kesmekten hüküm gelenler aftan yararlanamıyor. Bir de bu var. Tamam mı? Peki iki türlü af var. Genel af, özel af. Arkadaşlar eğer af hem suçunuzu yani sabıkanızı hem de cezanızı siliyorsa buna genel af diyoruz. Ama sadece diyelim ki arkadaşlar suç, ee, cezanızı siliyor cezayı siliyor. Ama suçu, sabıkayı silmiyorsa ona da özel af diyoruz. O zaman diyelim ki genel af çıktı. Meclisten kanun çıktı genel af. Ne oldu? Suç da silindi yani sabıka, ceza da silindi. E, bir yıl ve üzeri hüküm giyemeyenler ne olamıyordu? Aday olamıyordu milletvekili memur. Şimdi olabilirler işte arkadaşlar. Ama o zaman demek ki bir yıl ve üzeri kasıtlı bir suçla hüküm giymişsek olamıyoruz. infazımız sona erdikten sonra. Ama e, genel af çıkarsa olabiliyoruz. Peki daha sonra anayasa Buna da bir sınırlama getirmiş arkadaşlar. Demiş ki, affa uğramış olsalar bile. Yani bazı suçlar sıralamış. Bunlara demiş ki, bunlar af çıksa bile ne olamazlar? Milletvekili adayı olamazlar. Memur da olamıyorlar arkadaşlar. Bakalım neler? Bakalım neler? Hemen söyleyeyim. Bir, zimmet. Zimmet memurun arkadaşlar devletin eşyasını kendi eşyası yerine koyması. Yani çalması. Rüşvet arkadaşlar... Karşı tarafın verdiği parayı kabul etmesi ya da menfaati kabul etmesi e, devletin parasını çalması, nakdini çalması. Ondan sonra irtikap, irtikap ne biliyor musunuz? Mesela ben memurum, Selim bana bir iş için geliyor. Diyorum ki Selim bana şu kadar para vermezsen ben bu işi yapmam. Selim'i bana verdirmen kabul ediyorsam adı rüşvet. Ama ben Selim'i zorluyorsam menfaate buna irtikap denir arkadaşlar. Tamam. Bu dördü memurun işleyeceği suçlar. Zimmet, rüşvet, irtikap, itilas. Diğerlerini hepimiz işleyebiliriz. Hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik. Mesela kalpazan para basmış, inancı kötüye kullanma, üfürükçülükten hüküm giymiş arkadaşlar cin çıkarmaktı dolanlı iflas, bilerek kendisini iflasa götürüyor vergi kaçırmak için. Bunlar yüz kızartıcı suçlar. Bu suçlardan bir gün bile hafif cezanız varsa milletvekili memurluk ömür boyu olmuyor arkadaşlar. Ondan sonra kaçakçılık, resmi ihalelere fesat karıştı. Bak bu sigara kaçakçılığından tut da yani bu büyük bir gemi de olabilir küçük bir sigara kaçakçısı da. Kaçakçılık arkadaşlar fark etmiyor. İhale alım, resmi ihale alım ve satımlarına fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurma. Mesela devlete ait bir gizli sırrı açığa vuruyorsun. Ve son olarak terör eylemlerine katılma. Bakın bu saydığım bütün suçlarda bir gün bile hapis cezanız varsa genel af çıksa bile hiçbir hükmü yoktur arkadaşlar. Peki dikkat edin. Okuyun şuraya arkadaşlar. Hiç adam öldürme falan dedim mi? Demedim. O zaman kasten adam öldüren biri genel haftan yararlanıp ne olabilir? İsterse 20 yıl hapis yatsın. Ne olabilir? Milletvekili adayı olabilir. Çünkü saymamış bakın. Açın okuyun. Var mı? Yok arkadaşlar. Belirtmemiş. Peki o zaman tekrar edelim. Şu anda cezaevinde bulunan hükümlüler milletvekili adayı olamaz ama tutuklular olabilir. Hükümlüler serbest kararlarsa taksili suçtan hükümlüler süreye bakılmaksızın aday olabilir. Kasıtlı suçtan hükümlüler de bir yıl ve üzeri hüküm giymişlerse olamazlar. Bir yılın altındaysa olabilirler. Bir yılın üzerinde hüküm giymişlerse ancak bir şartla olabilirler. Meclisten genel af çıkarsa. Ama genel af çıksa da olamayacaklar var. Nedir onlar? Zimmet, rüşvet, itikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, terör, devlet sırlarını açığa vurma, resmi ihalelere fesat karıştırma, kaçakçılık. Bunlardan bir gün bir hapis cezanız varsa ömür boyu olamıyorsunuz. Yaş 18, eğitim ilkokul, askerlik yapmış olmak değil, ilişki olmamak. Dikkat edin. Ondan sonra kısıt olmayacaksın, kamu hizmetlerinin yasaklı olmayacaksın. Türk vatandaşıysan milletvekili adayı olup seçilebilirsin. Peki. Milletvekili adayı olmak için kimler görevinden çekilmek zorunda arkadaşlar? Bir, bu kişiler arkadaşlar ile görevlerinin aynı anda bağlaşmayacağı kişiler. Kim bunlar? Kamuda çalışanlar, yani kamu personelleri çoğu. Hakim savcılar, yüksek mahkeme üyeleri, Sayıştay da dahil buna. Sayıştay yüksek mahkeme değil. Ondan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, işte subay, az Bunlar aday olmak için çekilmek zorundalar. Yine Hatırlayın öğretim elemanları partilere üye olabiliyordu ama sadece genel merkeze görev alabiliyordu. Ama öğretim elemanı da milletvekili adayı olmak için ne yapmak zorunda? İstifa etmek zorunda görevinden. YÖK üyeleri, 21 kişilik Yüksek Öğretim Kurulu üyeleri de milletvekili olmak için istifa etmek zorunda. Kamuda üç çeşit personel var. Memur, sözleşmeli işçi. Anayasa diyor ki: "Memurlar ve işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri." Yani diyor ki: "Memur istifa etmek zorunda. Sözleşmeli personel istifa etmek zorunda." O zaman kimi istisna kılmış? İşçiler. O zaman kamuda çalışan bir işçiyseniz. Bakın ne dedi anlatmıştık biz bunu. Partiye de üye olabilirsin. Hatta istifa etmeden milletvekili adayı da olabilirsin. Kim? Kamu kurum ve kuruluşlarında işçi statüsü olan kamu görevlileri arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Peki. Diyelim ki ben memurum seçilemedim. Arkadaşlar ne yapıyorum? Geri dönüş dilekçesi yazıyorum bir ay içinde. Ondan sonra ne yapıyorlar beni? Başlatıyorlar arkadaşlar. Peki kim milletvekili adayı olmak için istifa ettiğinde bir daha mesleğine geri dönemez. Kim biliyor musunuz? Hakim savcı. Çünkü rengini belli etti. Artık bunun tarafsızlığına şüphe edilir. Kim? Yüksek mahkeme üyeleri. Bu da öyle arkadaşlar. Yani artık tarafını belli etmiş. Bu bir daha ne yapamaz? Görevine geri dönemez. İyi seçim yapmak zorunda. 3 silahlı kuvvetler personeli. TSK, subay asubay. TSK da diyor ki benim siyasette işim yok diyor. Siyasete girenler bir daha bize gelmesinler diyor. Tamam. O zaman hakim savcıysan, yüksek mahkeme üyesiysen, silahlı kuvvetler personeliysen, milletvekili adayı olmak için istifa etmişsen, seçilememişsen bir daha görevine geri ne yapamazsın? Dönemezsin. Ama diğerlerin hepsi ne yapabilir arkadaşlar? Geri dönüş dilekçesi verip geri dönebilirler. Evet. Arkadaşlar bu dersimizi burada bitirelim. Biraz soru çözelim. Şimdi ilk sorumuz yasama yetkisinin özelliklerine ilişkin hangisi doğrudur? Arkadaşlar hatırlayın genellik vardı, aslilik vardı, devredilmezlik ve süreklilik vardı. Peki yasama yetkisi kime aitti? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bu yetki devredilemezdi anayasaya göre. Meclis bu yetkiyi kim adına kullanıyordu? Türk Milleti adına kullanıyordu. Bakalım. Meclisin anayasaya aykırı olmamak şartıyla her konuda dilediği kadar ayrıntılı düzenleme yapabilmesine Yasama yetkisinin genelliğinin sonucudur. Doğru. Neydi genellik? Bir, her konuda ayrıntılı yeter ki anayasaya aykırı olmasın. Yani konu bakımından sınırsızdır. Tabii bunun istisnaları var. 2017-18 anayasa değişikliğiyle anayasa cumhurbaşkanını ne yapmış bu konuda güçlendirmiş? Dört cümlede cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenir diye yerler var. Bunu yürütmede anlatacağım arkadaşlar. Peki ikinci öncüle bakalım. Meclis anayasadan aldığı yetkiye dayanarak araya herhangi bir yetkilendirici işlem girmeden yani Meclis anayasadan aldığı yetkiye dayanarak bir konuyu doğrudan doğruya ilk kez ilk elden ne yapabilir? Düzenleyebilir. Buna biz yasama yetkisinin asliliği, ilk elliği diyorduk. Mesela yürütme öyle değil. Örneğin bakanlıklar ne yapıyor arkadaşlar? Yönetmeyi çıkarmak için önce bir kanuna dayanmak zorunda. Kanun çıkması lazım yani. Ama yürütmenin kalmış kalması için önceden bir şey olmasına gerek yok. Hatta anayasada olmayan şeyleri bile düzenleyebilir. Yeter ki anayasaya aykırı olmasın bir. Bir de hiçbir işlemden organlar izin almadan direkt ne yapabiliyor? Kural koyabiliyor. Buna astilik diyoruz. Peki. Yasama yetkisinin Türk milleti adına meclise ait olması yasama yetkisinin devredilmezliğinin sonucudur. Evet. Evet. Yasama yetkisinin hiçbir şekilde kesintiye uğramaması, savaş, tatil bilmem ne falan her zaman kullanılabilir. Buna da süreklilik diyoruz. Hepsi doğru arkadaşlar. İyi bir özet oldu, bir arkadaşlar tekrar oldu diye düşünüyorum. Evet, bir Edirne. Şimdi bu soru çok çıkan bir sorudur arkadaşlar. 3 soru gelir buradan. Geriye bırakma ile ilgili bir, hangi sebeple? iki ne kadar süreyle? 3. kim geriye bırakılır? Arkadaşlar sadece bir sebep var, o da savaş. Ne kadar süre geriye bırakılır? Sadece bir yıl. Ee, eğer Sebep ortadan kalkmamışsa aynı usulle tekrarlanabilir yine bir yıl bir yıl. Peki kim bu kararı alıyordu? Türkiye Büyük Millet Meclisi bu kararı alıyordu arkadaşlar. Klasik ÖSYM sorusudur. Seçimlerin geriye bırakılmasından bahsettik burada. Peki. Meclis seçimleriyle yenilenmesi ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar Hatırlayın, giyotin sisteminden bahsetmiştim. Bizde Cumhurbaşkanı seçimiyle meclis seçimi aynı günde oluyor, doğru mu? Beş yılda bir. Süresi biten milletvekili yeniden seçilebiliyor. Yenisi göreve başlayıncaya kadar meclis ve cumhurbaşkanı için eski meclis ve cumhurbaşkanının görevi ne oluyor? Mevcut, mevcut meclis ve cumhurbaşkanının görevi devam ediyor. Bu da devletin devamlılığı ilgili. Peki eğer meclis erken seçim karar alırsa kimi de feshediyordu? Cumhurbaşkanını. Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı meclis erken seçimi götürürse kendi kendine feshediyordu. Peki ne demiştim size? Cumhurbaşkanı da meclis için anayasa herhangi bir sebep öngörmemiş ama Cumhurbaşkanı lehine meclisin erken seçim kararı almasını zorlaştırmış arkadaşlar. Cumhurbaşkanı tek başına seçim kararı verebilirken meclisin seçim kararı alması için en az 360 milletvekilinin evet oyu aranıyor. Yani oldukça zor. Anayasayı değiştirme kadar zor yani. Peki meclis erken seçime giderse Cumhurbaşkanı seçim de yenileniyor. Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken hani haksızlık olmasın çünkü bir daha seçilemeyecek belki. Diyor ki Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir. Yani üçüncü kez de seçilme imkanı oluyor Cumhurbaşkanı için. Peki Cumhurbaşkanı seçimleri yenileyebilir. Kendi seçim de yenilenmiş olur. Ama kendisi iki döneminde erken seçim kararı alırsa bir daha aday olamaz. Kendini feshetmiş olur arkadaşlar. Anayasa ne diyordu? Hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı seçim kararı alamaz. Yani soruşturmadan kaçmasın diye hakkında soruşturma açılan Cumhurbaşkanı ne yapamıyormuş? Erken seçime karar veremiyormuş. Bunun sebeplerini anlattık. Şimdi bakalım hangisi yanlış? Seçimleri yenilemeye meclis ve cumhurbaşkanı yetkilidir. Doğru. Evet. Meclis üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla karar verir. Yani 360 konuştuk. Doğru. Meclis tarafından seçimlerin yenilenmesi durumunda Cumhurbaşkanı seçimleri de yenilenir. Aynı şekilde Cumhurbaşkanı da meclisi götürürse kendi de yenileniyor. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde TBMM tarafından seçimlerin yenilenmesi durumunda Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olamaz. Hayır. Arkadaşlar cevabımız bu. Cumhurbaşkanı ikinci dönemindeyken meclis tarafından seçimlerin yenilenmesine karar alırsa Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabilir üçüncü kez de seçilebilirdi. E şıkkı o zaman bakalım. Cumhurbaşkanı ikinci döneminde Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesi durumunda Cumhurbaşkanı tekrar aday olamaz demiş arkadaşlar. Bakayım. Ha, Cumhurbaşkanı ikinci döneminde Cumhurbaşkanı tarafından seçimlerin yenilenmesine doğru arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? Denizli oluyor. Yani kendisi giderse olmuyor ama meclis erken seçime giderse ikinci döneminde ise Cumhurbaşkanı bir kez daha aday olabiliyor. Ama kendisi giderse ikinci döneminde olmuyor. Güzel. Geçtik, arkadaşlar. Özetledik bakın. Şimdi geldik ara seçim özetlemeye arkadaşlar. Ara seçimle ilgili hangisi doğrudur? Ara seçim neydi? İki milletvekili genel seçim arasında meclis üyeliklerinde boşalma olması halinde sadece boşalan üyelikler için yapılan seçimdir. Evet. Tüm ülkede yapılmıyor. Boşalan illerde boşalan üyelikler için yapılıyor. Doğru. Her üç tane genel kuralı vardı. Her yasama döneminde bir kez yapılır. Genel seçimlerden 30 ay geçmedikçe yapılamaz. Genel seçimde son bir kala yapılamaz. Bu var mı? Evet ikinci öncülü bunların hepsini vermiş arkadaşlar. Bu üç tane arkadaşlar genel şartın e, bir tanesi, bir tane istisna hala devam ediyordu. Neydi o istisna? Boşalan üyeliklerin e, tam sayısı, üye tam sayısının %5'ini bulursa eğer, 3 ay içinde hemen ara seçime gidilir. 3 ay içinde ama yine de son bir yıl kala ara seçime yapılamazdı, gidilemezdi. Son bir yıl kuralı birinci istisnayı engeldi arkadaşlar. Yani yüzde beş ve üzeri eksilme olsa bile son bir yıl kala ara seçim yapılamıyor. Peki bir il veya seçim çevresinde hiç milletvekili kalmamışsa burada her türlü arkadaşlar ara seçime gidilmesi gerekiyor. Bunun genel şartların üçü de burada geçerli değil. Bir kez, bir yıl, 30 ay kurulu geçerli değil. Her şekilde ara seçime gidilme durumudur. Ama dikkat edin. Hiç üyesi kalmamışsa son koltuk boşalttığına itibaren 60 gün demiş. 60 yanlış arkadaşlar. Doğrusu ne olacaktı? 90 gün sonraki ilk pazar günü olacaktı. Peki bir il seçim çevresi en çok bir il en çok kaç seçim çevresine bölünür dedik? 3 seçim çevresine 18'e kadar 1, 18, 36, 2, 36 üzeri milletvekili çıkarıyorsa 3 seçim çevresine bölünebilir. O zaman bu sorumuzun cevabı Denizli olsun arkadaşlar. Peki 4 yanlış. Anayasaya göre seçimlerin yönetim ve ile ilgili arkadaşlar hangisi yanlıştır? YSK'yı burada özetleyeceğiz. Seçimler yargı organlarının gözetim ve denetimi altında yapılır. Doğru. Bakın bu ÖSYM bu soruyu çok sormuş. Hep şöyle soruyor. Seçimler açılık hangisinin gözetim ve denetimi altında yapılır? A- Danıştay, B- Yargıtay, C- Anayasa Mahkemesi, D- Yargı Organları. Yargı organları doğru. Tamam. Peki anayasal yargı organı hangisidir derse? Yüksek Seçim Kurulu. Ama Yüksek Seçim Kurulu bu iş tek başına yapmıyor. İlçe Seçim Kurulu var, İl Seçim Kurulu var, Yüksek Seçim Kurulu var. Peki. Yüksek Seçim Kurulu 7 asıl 4 yedek üyeden oluşurdu. Doğru. 11 üyesi vardı. Üyelerin altısını Yargıtay Genel Kurulu, beşini Danıştay Genel Kurulu kendi üyeleri arasından seçip görevlendiriyordu. Buraya Cumhurbaşkanı Meclisin üye seçmesi bunun amacına aykırı. Başkan başkan vekillerini kendi aralarına seçerler. Üyeler 6 için 6 yıl için görev yaparlar. Süresi biten yeniden seçilebilir. Peki. Yüksek Seçim Kurulu üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel kurullarınca kendi üyeleri arasından seçilir. Doğru. Yüksek Seçim Kurulu Anayasada yargı bölümü. İşte arkadaşlar bu yanlış. Neden? Evet Yüksek Seçim Kurulu bir yargı organıdır ama anayasada yargı bölümde değil hangi bölümde anlatılmıştır? Yasama başlığı altında düzenlenmiştir. Mesela şöyle zor sınavlarda çok çıkıyor arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi bir yargı organı olmasına rağmen anayasada yargı bölümde düzenlenmemiştir. Al sana Yüksek Seçim Kurulu. 1950'de kuruluyor, anayasaya 1961'de giriyor. Şu anda anayasal bir kuruluş. Yüksek Seçim Kurulu bir yüksek mahkeme gibi çalışır. Hatta üyeleri de yüksek mahkeme üyeleridir. Ama anayasa onu bir yüksek mahkeme diye düzenlememiştir. Kararları yüksek mahkeme kararı gibidir. Neden? Çünkü anayasaya göre yüksek seçim kurulu kararlarına karşı... Bu arada bir sileceğim arkadaşlar. Yanlış yaptım. Cevap ne olacak? Cevap denizli arkadaşlar. Yasama bölümünde. E şıkkı yüksek seçim kurulu kararlarına karşı başka bir merceğe. Başvurulamaz diyor. Doğru. Aynı yüksek mahkeme gibi karar verir. Şöyle örnek vermiştim. Diyelim siz il, ilçe seçim kurulunun kararına il seçim kurulu itiraz ediyorsunuz. İl seçim kurulunun kararına karşı da YSK itiraz ediyorsunuz. YSK'nın kararına karşı başka bir yere gidemiyorsunuz arkadaşlar. Son. Yani başka bir mahkemeye ya da idari bir kuruluşa gidemiyorsunuz. Cevap denizde. Değerli arkadaşlar, milletvekili seçim sisteminde benimsenen seçim ilkeleri Nelerdir? Bizim bu anayasada geçmiyor. Milletvekili seçim kanunu geçiyor. Nisbi temsil var. Nedir nisbi temsil? Bir ilde en çok oy alan parti bütün milletvekillerini alırsa buna mutlak çoğunluk sistemi deniyor. Aldığı oy oranına göre alırsa buna da nisbi temsil deniyor. Bizde nisbi temsil var. 2. Dehont. Arkadaşlar diyelim ki bir ilde 100 bin oy var, geçerli oy var. O ilden 3 milletvekili çıkacak. 100'ü e önce 2'ye, sonra 3'e, sonra 4'e falan bölüyorsun. Tamam mı? Ondan sonra ne yapıyorsun? Ama hep yüzü bölüyorsun. Önce 2'ye, sonra 3'e, sonra 4'e gibi. En, en büyük 3 sayı hangi partinin karşısına geliyorsa arkadaşlar, o partinin çıkaracağı milletvekili sayısını gösteriyor bize. Bunlar biz d hon sistemi diyoruz. %7 ülke barajı. Hem ara seçimde hem genel seçimde arkadaşlar, tüm ülkedeki siyasi parti, bak bağımsızlar için söylemiyorum, siyasi parti için söylüyorum. Tüm ülkede %7'yi alamazlarsa arkadaşlar ne olamıyorlar? %7 oy alamazlarsa meclise giremiyorlar. Bu %10'dan 7'ye ne yapıldı? Düşüldü. Biliyorsunuz artık partiler tek başına değil ittifak halinde de ne yapabilirler arkadaşlar? Barajı geçebilirler ittifak halinde. Ki en son seçimde böyle oldu. Cevap Edirne. Yani birden çok parti birleşip arkadaşlar %7'yi oluşturabiliyor yani. Anayasaya göre milletvekili seçilebilmeye terlikler arasında hangisi yoktur? Bir kere e, siyasi bir hak, Türk vatandaşı olacaksın. Yaş olarak 18 yaşı doldurmak, e, eğitim sadece 82'de ilk e, ilkokul mezunu. Daha öncesinde Türkçe bilmek, okuma yazma bilmek şeklindeydi. E, kısıtlı olmayacaksın, kamu hizmetlerine yasaklı olmayacaksın. askerlik askerlikle ilişkin olmayacak. E, cezaevinde hükümler aday olamaz ama tutuklar aday olabilir. Hükümü e, hükmü sona ermişse, infaz bitmişse yani. Taksili suçtan hükümlüler aday olabilir. Kasıtlı suçtan hükümler de bir yıl ve üzeri hüküm giymişlerse olamazlar. Ya yani 8-9 aysa olabiliyor kasıtlı suçlarda çıktıktan sonra. Ama diyelim ki af çıktı bir yıl ve üzeri af çıktı. O zaman olabiliyorsun. Ama bazı suçlar var af çıksa bile olamazsın milletvekili adayı olamazsın. Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık. Aftan yararlanamıyorsun yani burada. Afın hiçbir önemi yok. O zaman 18 yaşını doldurmuş olmak var. Askerlik ilişki olmamak var. En az ilkokul var. Kamu hizmetlerinden yasaklı olmayacaksın. Yani mahkeme senin hakkında oy kullanamaz, milletvekili adayı olamaz, seçme seçimi hakkında yararlanamaz diye bir karar vermemiş olacak. Arkadaşlar burada neden E yanlış? Taksili suçlardan hüküm giymemiş olmak. Bu ne demek biliyor musun? Yani adam trafik kazasıyla birinin ölümüne sebep olmuş. 5 yıl yatmış sonra çıkmış. E, bu adam milletvekili adayı olamaz demek burada. Onu demek istiyor. Yanlış. Taksili suçlardan değil, kasıtlı suçlardan olacak. Onun da süresi var. Bir yıl ve üzeri. Tamam? Bir yıl ve üzeri. E, o yüzden cevabımız Edirne arkadaşlar. Hangisinde af orasa bile arkadaşlar milletvekili adayı olamıyor? E, değildir demiş pardon. Hırsızlık aftan yararlansan bile işe yaramıyor. Kaçakçılık da öyle. Devlet sırlarına açığa vurma, zimmet öyle. Ama kasten adam öldürme özellikle vurgulamıştım. Adam öldürmeyi anayasa yazmamış. Dolayısıyla adam öldüren biri aftan yararlanıp milletvekili adayı olabiliyor arkadaşlar. Evet durum bu. Peki. Şimdi son sorumuz bakayım. Evet. Değerli evet, arkadaşlar. Evet son sorumuz. Anayasaya göre milletvekili adayı olabilmek için istifa etmesi gerekenler arasında hangisi yoktur? Bak. Hakim savcılar, yüksek mahkeme üyeleri, Sayıştay personeli bunlar istifa etmeden aday olamaz. TSK personeli de öyle. Peki arkadaşlar, Yüksek Mahkeme üyelerini söyledim. Memurlar yine sözleşmeli personel istifa etmeden üye olamaz. Hatta öğretim elemanları da istifa etmeden aday olamıyor. Partiye üye olabildiği halde. YÖK üyeleri zaten olamıyor dedik. Tamam? Peki kimler olabiliyordu hatırlayın? Kamu kurumlarında işçi niteliği taşıyan kamu personeli istifa etmeden Siyasi partiye üye olabileceği gibi milletvekili adayı da olabilir. Peki bunlardan hangileri görevlerine geri dönemezlerdi seçilmeseler arkadaşlar? Birisi hakim savcılar. Hakim ve savcılar. Birisi TSK personeli. İstifa etmeden adı, e, aday oluyor ama bir daha geri dönemiyor. Bir de arkadaşlar yüksek mahkeme üyeleri. Bunlar istifa ederlerse bir daha mesleklerine geri dönemezler. Evet. İşlediğimiz hemen hemen her yerle ilgili arkadaşlar soru gördük. Sizin de tabi bunları daha iyi pekiştirmeniz için arkadaşlar soru bankası soruları çözmeniz lazım farklı soru tipleri görmek açısından. Bu dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki yasama dersinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.